Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-devlet üzerinden sağlık bilgi formunu nasıl doldurabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Özellikle yeni ehliyet başvurusu yapacak kişiler için gerekli olan formlardan bir tanesi. Sağlık raporu alırken bunu sizden doldurulmuş olmasını istiyorlar genelde arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle türkiye.go.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor şuradan giriş yap sekmesine tıkladım. TC kimlik numaramızı ve EDL şifremizi yazıyoruz ve giriş yap bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Daha önce EDL şifresi almadıysanız PTT postaneye gitmeden nasıl EDL şifresi alınır bunu anlatan bir video kanalımızda mevcut. Açıklama kısmından da ulaşarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet sisteme giriş yaptığımızda şurada merhaba size nasıl yardım edebilirim arama kutucuğu bizi karşılıyor arkadaşlar. Hiç şuralardan arama yapmaya detaya girmeye gerek yok. Buradan yazacağım se şey, sağlık bilgi formu. Evet, bunu yazdığımızda kişisel sağlık bilgi formu Sağlık Bakanlığı'nın görmüş olduğunuz gibi bir hizmeti buraya tıklıyoruz. Burada daha önce vermiş olduğunuz beyanları görüntüleyebilirsiniz. Hemen şuradan yeni başvuru bölümüne basıyorum. Evet öğrenim durumu bölümünden başlıyor arkadaşlar. Şuradan tıkladığınızda açılır listeden öğrenim durumunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra mesleğinizi yazıyorsunuz. Buraya okulu sınıfı okuyorsanız okulunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra boyunuzu santimetre cinsinden yazıyorsunuz. Mesela 1.80 ise 180 şeklinde. Daha sonra kilogram olarak kilonuzu yazıyorsunuz. Mesela 80. Kan grubunuzu yine açılır listeden seçiyorsunuz hangisi ise sizin kan grubunuz. Buradan seçmeniz gerekiyor ehliyet için zaten önceden kan grubunuzun belli olmuş olması gerekiyor. Bu bilgilere girdikten sonra devam et bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Adresimizi de buradan bir teyit edip kontrol ediyoruz. Evet burada artık uzun sürecek bir anket var. Sorular olacak arkadaşlar. Alerji diyor mesela alerjiniz var mı yok mu? Kas eklem, tendom hastalıkları var mı yok mu? 50 yaşından önce ani nedeni bilmeyen ölüm var mı ailenizde? Bunu soruyor arkadaşlar. Kalp hastalığı nedeniyle ani ölüm var mı? Uzun sürede enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar var mı diye soruyor mesela. Ruhsal hastalıklar var mı? Bunları doldurup devam bölümüne basıyorsunuz. Görme kusuru, gece kuruluğu, şaşılık, göz tansiyonu var mı mesela? Bunları soruyor arkadaşlar. Siz kendi durumunuza göre mutlaka Bunları cevaplamanız gerekiyor. Kulak işitme güçlüğü kaybı var mı gibi sorular. Cevapladıktan sonra devam ediyoruz. Kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu. Egzersiz spor yaparken herhangi bir şikayet var mı diye soruyor. Çabuk yorulma, bayılma. Kan basıncı düşük diyor arkadaşlar. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon gibi. Kansızlık, hemofili gibi hastalıklar var mı? Yaralanma ve kesiklerde kanama, sık burun kanaması gibi rahatsızlıklar mevcut mu? Bunları kendi durumunuza göre seçiyorsunuz arkadaşlar. Astım kuah soruyor. Nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma. Çölyak, ülser, bağırsak hastalıkları var mı? Karın ağrısı, ishal, kabızlık mevcut oluyor mu? Sık sık tabi oluyor mu? Bunlar dönemsel olarak olabilir ama genel olarak. Sık sık olan rahatsızlıkları soruyor. Düzenli alınan gıda takviyesi ve uygulanan diyet var mı diyor soruyor. Kas eklem, tendrom, romatizmal hastalıklar mevcut mu? Kas güçsüzlüğü, kramp gibi Ağrı hareket kısıtlılığı var mı? Felç, bunama gibi hastalıklar mevcut mu? Ellerde titreme vücudunun herhangi bir yerinde uyuşma, karıncalanma var mı? Sık şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var mı diye soruyor arkadaşlar. Bunları dolduruyoruz. Uzun süreli enfeksiyon, verem, cüzzam gibi hastalıklar mevcut muydu? Sık geçirilen enfeksiyon mevcut mu? Bağırsak paraziti mevcut mu? Bunların hepsini detaylıca soruyor dediğimiz gibi. Şeker, guatr gibi hastalıklar mevcut mu? Sık idrara çıkma, su içme, ellerde titreme mevcut mu? Kronik böbrek yetmezliği, sık idrara çıkma idrar yaparken yanma gibi rahatsızlıklar, inmemiş testis, 7 yaş altı çocuklar için otizm, dikkat bozukluğu, hiperaktif şizofreni gibi hastalıklar mevcut mu? Düzenli alınan ilaç var mı diye soruyor. Gıda, ilaç böcek gibi alerji öyküsü var mı? Spor, trafik, ev kazası öyküsü var mı? Ameliyat öyküsü var mı? Karaciğer, böbrek organ yetmezliği varsa kanser tanısı, vücutta şişlik, vücutta şişlik, morluk görmüş olduğunuz gibi son zamanlarda aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, diş eti sorunu, çürük, çabuk sinirlenme, yoğun gün boyu uyuklama gibi problemler mevcut mu? Sigara, alkol alışkanlıklarınız var mı diye soruyor arkadaşlar. Kullanılan protezler, gözlük, lens, işitme cihazı vesaire. İşitme, görme, ortopedik, zihinsel ruhsal engel durumu var mı? Bunları soruyor. Devam et bölümüne basıyoruz. Evet en son bütün hepsini doldurduktan sonra verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum bölümünün tikini işaretliyoruz. Başvur bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Ve sağlık beyan formunu vermiş oluyoruz. Artık sağlık ocağına gidip hemen 2 dakikada sağlık raporunuzu alabilirsiniz. Bu formun doldurulmasını birçok sağlık ocağı istiyor arkadaşlar. O yüzden doldurmanızda fayda var. Zaten sağlık ocağına gittiğinizde de buraya yönlendirmiş olabilir sizi. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Başvuru bölümüne bastığınızda başvurunuz tamamlanmış oluyor. Beyan bölümünü geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Özellikle ehliyet alımına ilişkin detaylıca videolar kanalımızda mevcut. Ehliyet harçları nasıl yatırılır? Nüfus randevusu nasıl alınır? Tüm bankalar üzerinden harç ücretleri nasıl yatırılır? Bunları anlatan tek tek videolar mevcut. İzleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında da yine videoların linkleri de mevcut. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.